Kabak çekirdeği üzerine Kız Kulesi resmi yapılabilir mi? Ya da kibrit çöpüne İstanbul silüeti. Yapılamaz diyorsanız yanılıyorsunuz, işte kanıtı. Şimdi sizi bir sergiye götüreceğim. Sinekli, sivrisinekli bir sergiye. Hemen yüzünüzü ekşitmeyin. Bakın, koca bir İstanbul o sineklerin kanadına nasıl sığdırılıyor? Siz hiç bir arının kanadında resmedilmiş Ortaköy Camii gördünüz mü? Veya bir kibrit çöpünde panoramik bir İstanbul manzarası? Eğer cevabınız hayırsa bu sergi tam size göre. Toplu iğne başı, sinek kanadı ya da kabak çekirdeği üzerine resim yapılabilir mi? Nasıl olur demeyin. Sanatçı Hasan Kale'nin Mührü İstanbul adlı sıra dışı sergisinde tüm bunları görmek mümkün. Kabak çekirdeği üzerine Kız Kulesi resmi yapılabilir mi ya da kibrit çöpüne İstanbul silüeti yapılabilir. Hem de yapılıyor, çok güzel oluyor. Bakın o sergiden kameralara nasıl görüntüler yansıdı. Yapmamanız gereken bir sergi. Koskoca Ortaköy Camii'ni bir sineğin kanadına işliyorlar. Galata Kulesi'ni bir arının kanadına işliyorlar sanatçılar. Büyük bir sabırla yapıyorlar bunu da. İşte o haberimiz. İstanbul'un güzellikleri küçük objelerde hayat buldu. Minyatür sanatçısı Hasan Kale, arının bir kanadına Galata Kulesi'ni, diğer kanadına da Kız Kulesi'ni çizerek İstanbul'u pirinç, toplu iğnebaşı, kibrit çöpü gibi küçük objelere sığdırdı. Büyüteç'le gezilen Mührü İstanbul sergisinde birbirinden ilginç 70 eser bulunuyor. Şimdi ilginç bir sergiye gideceğiz. Toplu iğne, makarna, ayakkabı çivisi, sinek kanadı. Bunların tümü birer sanat eseri oldu ve sergilenmeye başlandı. Minik objelerden oluşan sergi ancak Büyüteç'le gezilebiliyor. Bir saç telini İstanbul panoramasını çizmek.